edeceksin. Ben şimdi söyleyeceğim sana. Sücud-u Tilavet'teyiz. Yani 127. sayfa. Seninki. Çok genişlemiş çünkü seninki. Oldu mu? Bâb-u sücud-u tilaveti. Tilavet secdesi hakkında. Bakalım. Yecibu. Evvela farz, vaciptir. Yani bu vaciptir. Ne demek bu? İster okuyan, ister dinleyene vaciptir. Ama Kur'an-ı Kerim'deki secde yerleri değişik kısımlara ayrılır. Birisi farzdır. Mesela Necm ve Alak suresinin sonu gibi. Alak dediği ikra. İkra suresi. Bir de bir grubu da kafirler secde etmekten direnirler. Yani özellik öyleyse onlara muhalefet etmek bize vaciptir. Bir kısmı da Allah'a itaat edenlere saygı için yaptığıdır. Mesela ulaikellezine hedallahu febihudahu muktedih. Yani onlar ki Allah'ı hidayet etmiş onları, onların hidayetine uyun manasında. Yani bazı büyük insanlar secde ettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Biz de ona uyacağız. Peki ne kadar bunlar? Yecibu nedir? Vaciptir. Alâ men telâ ayeten min erba aşara ayeten. 14 ayetten birini okuyana secde vaciptir. Kim? 1. Fil A'rafi, A'raf suresi. 2. Ra'd suresi. 3. Nahl suresi. 4. İsra suresi. 5. Meryem suresi. 6. Hac suresi. Evvelen birinci derecede bunlar. Hac suresinde 2 tane mi? Tabii. 2 tane var hocam. He? İyi dikkat et. Hac suresinde 1 tane var. 2 tane olsa gerek. Kardeş, iyi anla. Eminim hocam. Bir tane. Evvelen niye dedi? Öncelikle mi manasında? Burayı anlayamadık. Ne diyeceğiz diye? Ha tabii, tabii. Vay Allah razı olsun, bizim yardıma yetişti. Çünkü secde suresinin sonunda olan bize vacip değil. Ha, evvelen dediği o. İki defa geçiyor. Birincisi hangisi? Ben hemen söyleyeyim. 18. ayet. İkincisi de 77. ayet. Hmm. İmam Şafii iki secde var demiş Has suresinde. Hmm. Tamam? Evet. Ha, bu ama secde geçen iki yıl var ama. Ha. Aferin sana. Aferin sana. Bana da aferin. Hadi bakalım. Şimdi geldik şuna. Vel Furkani, Furkan suresi. Ve Nemli, Neml suresi. Elif Lam Mim, Tenzil suresi. Sad suresi. Ve Fussilet suresi, yine Hamim bunlar. Ve Necmi suresi, ve İnşikak suresi, ve Alak suresi. Anladık mı burayı? Burayı anladık. Geldik bir diğer noktaya. Bu da bizim için çok önemli. Demek ki okuyana farz, okuyana vacip bunlar. Ve alâ men semi'a, duyana da, işte bura, kasıtsız da olsa. Anladınız değil mi? Yani dinleyen adam, eğer Kur'an ayeti olduğunu biliyorsa kesin secde edecek. Burayı anlatabildik mi meseleyi? Ama kafirden de duysa, çocuktan da duysa, hayız ve nifas gören kadından da duysa, deliden de şey nedir, cünüpten de duysa secde edecek. Ama deliden veyahut da uyuyan adamdan duysa secde etmeye gerek yok. Anlatabildim mi? Evet. Secde ayetini, bak bu çok önemli. Sadece ses olarak duyan, ses bir yerden bir ses duyuyor. Radyo. De radyo değil işte. Yani yani ses duyuyor sadece bir yerden. Nereden geldiğini bilmiyor. Ama eğer okuyandan isterse radyo ve televizyonda tescil edilmiş olsun. İşte bu önemli. O zaman vacip oluyor. Biliyorsun ki Abdussamed'in sesidir. Hey, niye bakıyorsunuz? Ben de bilmiyordum bunu. O, biliyor musunuz? Çok önemli bu. Yani ya. Çünkü orada ses dediği yansıma. Bu yansıma falan değil. Direkt şey. Ama yansıma olursa yani bir yerden yansıdı bir ses. Anladın değil mi? Çok güzel ama çok önemli bu. Demek ki ve alâ men semya. Yani dinleyene de velev gayre kasidin.
Yani kasıtlı olmasa da. Valel mütemmi bi tilaveti imamihi. İmamının okumasıyla imama uyanın da secde etmesi vaciptir. Ama ve la yecibu bi tilavetihi. Anlatabildim mi? Aslan. Yani ne demek? Eğer imama uyan secde ayeti okuduysa namazda, bu kimin için geçerli? Özellikle Şafiler vesaire veya bir adam okudu. Hayır. Yani bu vacip değil. İmamına uyacak o. Oldu mu? Ha. İlla ala sami'in leyse ma'ahu fis salati. Kendisiyle beraber aynı namazda olmayan ama onu dinleyene tamam. Çok enteresan bir şey değil mi? Yani eğer imama uyan, imamla beraber kıldığı namazda bir ayet okusa, ki imamın arkasında okuması bizim mezhebimizce zaten yasak. O zaman onun, o okuduğunun secdesi gerekli değil. Ama başka bir namazda olan bir adam veya kendisiyle beraber namazda olmayan bir adam onu duyarsa, o zaman ona gerekir. وَلَوْ سَمِعَهَا الْمُسَلِّ. Eğer secde ayetini namaz kılan adam, kendisiyle beraber namaz kılmayan adamdan duyarsa, مِمَّنْ لَيْسَمَهُ, kendisiyle beraber olmayandan duyarsa, yani imama uyan adam. Yok, tabii, evet. لَا يَسْجُدُ فِي الصَّلَاتِ. Yani ne demek? Çünkü o namaz kendisinin namazı değil. Anlatabildim mi? Çünkü kıraati dinlemek namazın amellerinden değil. Bu sebeple yani. Burası çok önemli. Yani musalli için konuşuyoruz. Ama dışarıda namaz kılmayıp da oturan adam duyarsa ona gerekiyor. Ama namaz kılana, yani la yescudu fis salati, namazda asla secde etmez. Ve yescudu ba'deha, daha sonra, namazdan sonra secde eder. Fe in secede fiha, eğer namazın içinde secde ederse, la tecuzu, namaz caiz değildir. Ama ve la tabtulu salatu, namaz da batıl olmaz. Ne yapar? Tekrarlar. Sonradan o secdeyi tekrarlar. La tecuzu o demek yani. Tabii. La tecuzu dediği caiz değil. Gelelim bir başka hadiseye. Ve lev semi'aha min imamin, eğer secde ayetini bir imamdan duysa, fakteda bihi, ve imama uysa, kable en yescude, secdeye gitmeden önce, yani telavet secdesine, secede ma'ahu, onunla beraber secde eder. Ve in ikteda, imama uyarsa, ba'dema secede, secde, tilavet secdesini imam yaptıktan sonra imama uyarsa, fe inne fi tilke rek'ati, o rekatta la yescudu aslan. Asla secdeye gitmez. Burada fe in fi diyor. Ha, fe in fi tilke rek'ati, eğer o uyduğu rekattaysa, anlaşıldı mı? Uyduğu rekattaysa la yescudu aslan. Asla secdeye gitmez. Ve in fi gayriha, eğer uyduğu rekatta değilse, şey yani secde tilaveti, secedeha haricez salati, namazın dışında secdeyi yapar, kema levlem yak dedi, hiç sanki uymayan adam gibi, namaza imama uymayan. Ve la tukta es salatiyyetü, yani namazda o farz, vacip olan salatiyye dediği o sehiv şey secdesi, tilavet secdesi hariceha, namazın dışında kaza edilmez. Bu da çok enteresan bir şey değil mi? Güzel. Gelelim bir başka şeye. Bir de içelim ki, çünkü çay içmezsek ağzım kuruyor. Telaha. Secde ayetini okudu bir adam. Sümme dehale fis salati. Yani namaza girdi. Ve a'adaha. Namazını iade etti. Anlatabildim. Yani o i'adeha dediği secde-i tilavet ayetini orada da okudu. Evet. O manada. Ve secede, ve namazda secde etti. Kefethu anit tilaveteyn. İki secde-i tilavete bu kafidir yani. Anladınız değil mi bunu? Önce namazdan önce okuyor, sonra namaza giriyor. Namazda da okuyor aynı secde-i tilavet ayetini. Bir tane kafi. Ve in secede lil ula, eğer
birinci için secde-i tilavet yapmışsa okuduktan sonra, sümme şera, sonra namaza başlamışsa, ama va'adaha ve yeniden o tilavet secdesi ayetini okumuşsa, yescudu uhra, namazda başka bir secde-i tilavet yapacak. وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً وَاحِدَةً ف۪ي مَيْلِسٍ وَاحِدٍ aynı yerde bir tek ayeti tekrar okursa كَفَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ bir secde-i tilavet yeterli. Kefa yekfiden geliyor. وَاِنْ بَدَّلَهَا eğer başka bir secde-i tilavet ayetini değiştirirse, anladın değil mi? Yani bir mekanda iki tane farklı secde-i tilavet yani ayet okusa, evil meclise veya yer değiştirse, odadan kalkıp mesela bahçeye çıksa, la, o zaman yetmez. İkisine de ayrı ayrı secde yapması lazım. Anladınız mı delikanlılar? Maşallah, maşallah. Gelelim bir başka meseleye. وَتَسْدِيَةُ السَّوْبِ Allah Allah. Arkadaşlar, elbise, yani bu, ne derler buna biliyor musun? Acaba mekan değişikliği midir, değil midir? Siz hiç gördünüz mü ip eğirmeyi? Yani iki tane direk dikerler, anlatabildim mi? Bir oraya gider, bir oraya gider. Veya halı dokuyanları gördünüz mü? Bir o başına gider, bir o başına gider. O sırada da secde ayetini okur. Batestiyesi tövbi dediği o. Yani elbiseyi örmek için o gidip gelme. O demek. Anladın? O gidip gelme. Ayrıca ve diyasetü. Bu da çok enteresan. Diyaset dediği çok affedersin. Yüzme. Veyahut da nehirde, havuzda yüzme veya ekin ekerken gidip gelme. Öküzle gidip geliyorsun ya. Acaba bu yer değiştirme midir, değil midir? Çok enteresan. وَالْاِنْتِقَالُ مِنْ غُسْنٍ اِلَى غُسْنٍ اَخَرَ yani bir daldan bir dala atlama ağaçta. Anlaşıldı. Acaba bu nedir? Tebdilun. Yer değişikliği demektir bu. Anlatabildik mi? Yani gitti, orada bir secde ayeti okudu. Geldi, aynı ayeti yeniden okudu. İki tane secde edecek. وَلَوْ تَبَدَّلَ eğer değişirse, otomatik değişirse. مَيْلِسُ السَّامِي araba gibi ha. Dinleyenin yeri. Anladın? تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ secde tilavet secdesinin vacip oluşu da tekrarlanır. Hani... meclisin değişmesi derken nasıl oluyor ya? Ulan mübarek adam. Farz edelim ki Abdussamed ne yapıyor? Okuyor. Sen mescidin içindesin. Bir ara onu dinlerken dışarı çıkıyorsun. Orada bir tane ayet okudu secde-i tilavet. Bahçeye çıktın, onu dinliyorsun. Yine okudu, o değişiklik sayılıyor. Kendiliğinden değişti çünkü bu. Anladın? Dinleyici değişti ama okuyan değişmedi. وَاِنْ اِتَّحَدَ مَيْلِسُ التَّالِي okuyanın oturduğu yer değişmese de. وَاِنْ تَبَدَّلَ مَيْلِسُ التَّالِي bak, okuyanın yeri değişse, adam arabayla okuyarak gidiyor, sen de arkada dinliyorsun. وَاِتَّحَدَ مَيْلِسُ yok, bu tam tersi. Kendisinin oturduğu yer aynıysa, la, o zaman vacip olmuyor. Çünkü önemli olan dinleyenin kendine vacip olması için yer değişmesi lazım. Peki kardeş, nasıl bir secde yapacağız burada? Secdenin nasıl yapıldığına dair harika bir izah. Ve keyfiyetuhu. Yani secde-i tilavetin nasıl olduğu konusu. En yescüde bi şeraiti salat. Evvela namazın şartları neyse o da gerekli. Ne demek? Hadesten, necisten, taharet, setre avret, istikbali kıble, niyet, vesaire vesaire. Öyle değil mi? Yani her şey gerekli. Ama beyne tekbireteyn iki tekbirle olacak. Allahu Ekber, bir Allahu Ekber kalktı. Allahu Ekber, rükûsuz gideceksin secdeye. Öyle değil mi?
Allahu Ekber, kalkacaksın. İki secdeye gerek yok. Min gayri ref'iyedin. El kaldırmayacaksın. Ve la teşehhüde ve la selame. Ne teşehhüd okumak var, ne de selam vermek var. İşte secde-i tilavet bu. Ve kurihe. Mekruhtur. Ney mekruh? En yakra'a sureten. Ha, bu da tehlikeli. Bir sure okuyor. Mesela İkra suresini okuyor. Ve yeda'a ayete secdeti. Secde ayetini terk ediyor. Secdeyi yapmamış. Tabi secdeyi yapmamış. Bu mekruh. Ama la aksuhu. Aksi mekruh değil. Ne demek? Yani secde ayetini okuyor ama bir ayeti terk ediyor. Bu mümkün. Başka ayetleri terk edebilirsin. وَنُدِيبَ مَنْدُبْتُرْ Tavsiye edilir demek. Tam harekelemiş değil mi senin kitap? Onun için ben hatalı okursam düzelt beni. Haftaya değil, yarına değil. Yarın çünkü ben de onu kullanacağım. Anlatamıyorum. Yo yo, yarın belki kullanmam. وَنُدِيبَ مَنْدُبْتُرْ اَنْ يَدُمَّ اِلَيْهَا آيَةً Yani tilavet secdesinde anlatabildim mi? Ha, enteresan. Ev ayeteyni kableha. Bu da çok enteresan. Bunu anlamadım ben. Ne demek bu? Ha. Yani sadece secde ayetini okuyup başka bir ayet okumamak bir zararı yok. Ama şu mendup. Anlatabildim mi? Yani secde ayetiyle birlikte bir ayet veya iki ayet önceden okumak çok güzel olur. Mendup yani. Ve istuhsine. Hoş görülmüş. Yani bu ne sünnet ne müstehap ama hoş görülmüş. İhfa'uha anissami'ine. Okuyanlardan yani secde ayetini gizleyerek okumak nedir? Güzel görülmüş. Niçin? Dinleyene şefkat olarak. Çünkü secdeye hazır olmayabilir. Ne kadar güzel bir dinimiz var yani. Adam yani abdesti yoktur. Yeniden abdest alacak, alacak vesaire. Bir de çok enteresan. Ve tukta. Burada çok ilginç. Yani secde-i tilavet kaza edilir. Kaza edilir. Ama en güzeli fevri olan. Yani aniden secdeye gitmek. Neden? Kur'an-ı Kerim'de çünkü harru succeden. Hemen secdeye kapanırlar. Harru o demek. Onun için secde-i tilaveti fevri yapmak güzel bir hadise. Bence burada kalalım. Ne diyorsunuz delikanlılar? Çünkü yarınki misafirin namazı. Seferilik tehlikeli bir şey bu. Okuyacağız inşallah. Ya 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 ne güzel bir hadise. İşte bu. İşte bu beyler. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu.